Adana Demirspor Kulübü Başkanı Sayın Murat Sancak Skype bağlantısıyla spor gündemine bağlanıyor sevgili seyirciler. Sayın Başkan hoş geldiniz. Hoş buldum. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler Sayın Başkan. Yaklaşık bir 10-15 dakika önce hatta yarım saat önce Beşiktaş Kulübü Başkanı Sayın Ahmet Nur Çebi'nin basın toplantısı vardı. Orada ifadeleri var ama en başta da şunu söyledi Sayın Başkan. İki büyük camiadır Adana Demir'le Beşiktaş. Birbirine atkı vermiş iki camiadır. Biz birbirimizi seviyoruz dedi. Sayın Başkan'ın Murat Sancak'ın Şenol Güneş'le ilgili açıklamaları beni üzmüştür dedi. Hani bir noktada da sizin maç öncesi, maç içinde yaptığınız serzenişlere de atıfta bulundu Sayın Başkan Nur Çebi. Neler söylemek istersiniz? Nereden başlamak istersiniz? Sayın Başkan buyurun. Şimdi derseniz Beşiktaş maçından sonra her verdiğim Beşiktaş'ın ve adamın kardeş takım olduğunu her zaman dile getirdim. Hatta maçtan bir 10 gün önce taraftarlar arasında gergin olmasın diye videolarda paylaştım, Twitter'da dağıttım. Yani evet, İstanbul'daki Beşiktaş maçında bir hakaretler oldu ama bunun iki dost takım arasında sorun teşkil etmeyeceğini ve kendi taraftarlarıma misafirin nasıl ağırlandığını hep dile getirdim. Ve sağ olsunlar da aslında onlar da biraz da uydu. Ama maalesef hakemin kötü yönetimi, yanlı tutumu biraz olayların çıkmasına sebep oldu. Ama hiçbir olay Beşiktaş'ın ve Adana Demirspor'un dostluğunu bozamaz. Onu net söyleyeyim. Ahmet Nur Çebi benim abimdir. Saygı duyduğum bir büyüğümdür. Çok da severim. O da beni sever. Evet, o gün sıcağı sıcağına konu şeyden geldi. Bu bizim kondisyonerimiz vardı. Miguel galiba. Daha önce Şenol Güneş'in yardımcılığını yapmıştı. Samet Hoca bizden ayrıldıktan sonra beraber götürmüştü. Biz kendisini almak istemiştik. O da demişti ki bir tasarruf olacak. Belki İstanbul'a gidebilirim diye. Evet, belki kastımı açtım ama benim orada kötü bir niyetim yok. Kesinlikle Beşiktaş'ın işlerine karışmak diye bir derdim de yok. Olamaz da Beşiktaş'ın da başarılı olmasını da isterim. Net isterim yani. Çünkü ben geçmişte Beşiktaş maçlarına gitmiş ve bazen İstanbul'da olduğum zaman da gidip maçlarını seyreden de birisiyim. Bu net bilinsin yani. Ama eğer bu konuda rahatsızlık duymuşlarsa o camiadan da özür dilerim. Yani hiç işlerine karışmak gibi bir derdim, bir sorunum da yok. Onu da söyleyeyim. Sakın öyle bir şey algılama içerisine girmesinler. Öyle bir düşüncem hiçbir zaman olamaz yani. Kusura bakmasınlar yani. Diğer taraftan protokolde yaşanan o televizyon hadisesine gelince vallahi o televizyon bir defa kan dumanı değil. Onu söyleyeyim. O televizyonları ben aldım. Hatta bütün lojalardaki bütün o protokoldeki o televizyonlar bizzat kulübün parasıyla alındı, oraya konuldu. Evet, bazen maalesef istemeden de anlık o sinirle, çünkü o hakem tekrar buradan dile getiriyorum, hakkımı helal etmiyorum ne ona ne Alper Sakay'a ne orada avarda olan, daha önce onun yüzünden 421 gün ceza yediğim Önür Öztoprak'a. Şimdi avarın ne olduğunu ben daha yeni öğrendim. Meğerse yedek hakemmiş herhalde. Varın yedek hakemmiş. Doğru, soruya geçiyormuş. Demek ki hepsi aynı yerdeymiş herhalde. Yani şimdi daha net ortaya çıkıyor. Ahmet Nur Çebi'nin söylediği ilk maçta Balotelli'nin pozisyonu son golde faul diye iddia ediyorlar. Ben hala iddia ediyorum. Kesinlikle faul değil. Ondan öncesi zaten gol olmazsa Balotelli'nin önündeki futbolcu onu çekiyor zaten. Orada zaten penaltı olurdu. Şimdi ona bakarsanız o zaman ben de diyeyim yani kaleciyle bizim stoperin çarpışma pozisyonunda futbolcusu eliyle itti. Şimdi daha önce niye konuşmadık? Şimdi Ahmet Nur Çebi o gün Kulüpler Birliği toplantısında, 14 kulübün yaptığı toplantıda hakem hatalarını dile getirenlerden birisi de bendim. Ama yeni bir merkez hakem komitesi başkanı atanmıştı. Ve kendisine bir süre verelim. Çünkü çalışma yapacağını, bazı değişiklikler olacağını ve ona göre elinden geleni yapacağını dile getirince biz o zaman 14 kulüp başkanı karar aldık. Devre arasına kadar hakemlerle ilgili hiç konuşmayalım. Hatta ertesi gün Ahmet Nur Çebi aramıştı. Valla kusura bakmayın,
şey olduğu zaman ben fikrimi söylerim demişti. Ona da saygı duymuştum. Bizim canımız yanmadı mı? Vallahi canımızın yandığı birkaç tane maçı müsaade ederseniz anlatayım. Bir Başakşehir maçımız var. Dakika 88 olmayan bir penaltıyı VAR'a çağrılarak ve hakeme baskı yaparak, hatta dün de videoda Emre Belezoğlu'na hakkımı helal etmiyorum dedim ama benim arkadaşım, severim onu da, ama yine hakkımı helal etmiyorum. Çünkü baskı sonucu 2 puan aldılar. Galip geldiler 2-1 o maçta. Ve Göksel Gümüşdağ'la beraber seyrediyorduk o maçı. VAR'ın hakeme gösterdiği pozisyonları biz de seyrettik. Ve orada Göksel Gümüşdağ başkanım da penaltı olmadığını kendisi de ifade etti. Oradan bir puanımız gitti. Bir diğer taraftan Antalya maçımız var. 2-1 berabereyken attığımız bir gol vardı. Offside verdiler. VAR'dan gol haberi gelmesine rağmen orta hakem kendi takdirini kullandı. Offside'a devam ettirdi. Ona da sesimiz çıkmadı. En son Konya maçında, o maçı bir daha izleyin lütfen. Adil, 4 numara Adil yere atıyor kendini. Kafayla kaleciye topu vermek isterken eliyle veriyor. Penaltı vermedi. Ama o gün bir tane kaybımız vardı. Konya Spor'un değerli oyuncusu rahmetli olmuştu. Sesimizi çıkarmadık. Buradan da tekrar Allah rahmet eylesin, nur içinde yatsın. Konya'nın da başı sağ olsun. Camianın, ailesinin de başı sağ olsun. O maçta bir tane, en az bir tane kırmızı kart vardı. Yine sesimiz çıkmadı. Sadece o mu? Malatya maçında bir tane penaltımız vardı. Balotelli'nin havada topa vurmaya kalkarken arkadan itelendi. Biz buna rağmen sesimizi çıkarmadık. Geçen sene birinci ligde çok canımız yandı. Onlara da şeyimiz çıkmadı. İtiraz etmedik. Hatta ben, hakemlerin en büyük destekçisi de benim. Hala da bundan sonra da hakemlerin en büyük destekçisi olacağım. Ama ben tekrar buradan söylüyorum. Nihat Özdemir'den rica ediyorum. O temizliği yapın. Bakın, o temizliği yapmasın. Sayın Başkan. Sürekli yine gündeme gelecek. Yine her hafta bu sorunları karşılaşacağız. Orada klikler var. FETÖ'cüler var. VAR da var. Yani şimdi savcılar suç duyurusunda bulunmuşlar da. Ya bilmeyen yok ki. Herkesin dilinde. Yani bu hakemle ilgili. Ali Koç da, Sayın Ali Koç da demişti. Trabzonspor maçından sonra. Şimdi ben konuşulanları, piyasada konuşulanları söyledim. Ha, isim vermemiz gerekiyorsa da isim de veririz. Yani o konuda problem yok. Bildiklerimizi anlatırız yani. Ama biz, sorunumuz bu değil. Sorunun Türk futbolunun nasıl kurtulması sorunudur. Bu kadar hakem hatalarının olduğu bir yerde full destek verelim. Ben tekrar söylüyorum. Hakemler hakkında konuşmayalım. O gün de söyledim. 17 yaşında, 18 yaşında hakemleri atayım gerekirse. Ve benim maçlarıma da verin. Yenilsek bile, hata yapsa bile, sesimi çıkarsam şerefsizim diye ifade ettim. Ama sürekli bu şeyler olur. Yani büyük kulüpler, küçük kulüp diye de ayırmak da istemiyorum. Sayın Başkan, tabii bu noktada sizin açık sözlü olduğunuzu biz biliyoruz. Hatta kendiniz de dediniz, ben gerekirse isim de veririm. bu noktada devletimin yanındayım. Ne yapmak gerekiyorsa yaparım dediniz zaten. Biz bunu biliyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu da bir açıklama yaptı zaten. Sayın Sancak, bilgi varsa buyurun gelin savcılıkla ve bizle paylaşın dedi. Bu noktada zaten siz az önce de söylediniz. Aslında amaç burada sinekleri kovalamak değil, bataklığı kurutmak. Bunu hep burada siz de dile getiriyorsunuz. Yorumcular da dile getiriyor. Diğer kulüp başkanları da belki de siz de bir fitili ateşlemiş oldunuz diyelim. Buyurun. Şimdi herkes birbirini bilir Aykut'cum. Yani bu piyasada, bu sektörde olan kim kimin ne olduğunu hepimiz biliriz. Kim kimin adamı, kim kimin yardımıyla, kim kimin desteğiyle bir yerlere geldiğini herkes bilir. Ama maalesef kimse konuşmaz. Ha, ben konuşmaya devam edecek miyim? Edeceğim, emin olabilirsiniz. Yani gerekirse belki medya üzerinden değil ama belki federasyona gidip isimleri de vererek, şeyleri de dile getirerek söyleyeceğim. Ha, düzelmedi mi? Vallahi ondan sonrası Türk futbol kamuoyunun sorunu, kulüplerimizin sorunu, federasyonun sorunu. Ben hiçbir zaman federasyonumuzun lekelenmesini istemem. Tam tersine, Sayın Nihat Başkanım da çok iyi bilir. Genel Sekreterimiz de çok iyi bilir. MHK Başkanımız da çok iyi bilir. En büyük destekleri verenlerden birisi benim. Yani üçüncü sıradayım diye Nihat Başkanım'ın şöyle bir ifadesi oldu. Yani üçüncü sıraya gelene kadar hakemin desteğiyle mi geldik Sayın Başkanım? Yani hakemin kollamasıyla mı geldik, yoksa alın teriyle mi geldik? Onu sormak isterim. Onu sormak isterim. Yani o ifade doğru bir ifade olmamış Sayın Başkanım.
Yani lütfen. Yani ben hiçbir zaman hatta maçtan önce ben hakem odasına gittim. Başarılar diledim. Ve kendisine söyledim. Sizlerden rica ediyorum. Gördüğünüzü çalın. Ev sahibi olmamız münasebetiyle takdir haklarınızı bile bizden kullanmayın. Daha ne söyleyebilirim Aykut'cum? Daha ne söyleyebilirim? Beşiktaş maçı öncesi söylediniz değil mi Sayın Başkan? Maçtan önce söyledim ya. Maçtan önce söyledim. Çünkü hakemin de zor durumda kalmasını istemiyorum. Bir gün önce Ahmet Nurçevi Başkanım çok da severim. Ben maç içerisinde de söyledim. İlk başa atıfta bulunarak telafisi gibi şeyler gündeme geldi. Dedim keşke yapmasaydın. Hakemi etiği altına almak durumum. Şimdi Ali Palabıyık mıydı? 16 maç dinlendirilen bir hakem. Evet, evet. Değil mi? Şimdi soruyorum. Elinizi vicdanınıza koyun. Lütfen Galatasaraylılar da kusura bakmasın. Yani ben örnek olduğu için veriyorum bunu. Şimdi Galatasaray maçında hata yaptı diye 16 maç dinlendirildi değil mi? Değil mi? Galiba öyleydi Sayın Başkan. Galiba. Hatırlamıyorum ama. Peki. Ben bir bakalım ona. Bir bakalım. Evet doğru. Doğru. Ha. Şimdi düşünün bir hakemin, bakın bir hakemin Galatasaray maçına çıktığı zaman hangi ruh haline çıkacağını bir hesap eder misiniz Allah aşkınıza? Baskı altında olduğunu. Aynen öyle. Yani bu aynı şekilde Adana'da bilsin burada da olabilir. Bu aynı şekilde Beşiktaş'ta da olabilir. Yani bu anlamda da hakemlerimizin de rahatlamasını ben MHK'nin Semiren'in de çıkıp söyledim ben bunu ya. Bırakın dört büyük fobisini bırakın derken yani rahat olun anlamında söyledim ben. Evet aynen. Gördüklerinizi çalın demek anlamında söyledim. Yani dört büyük kulüp başkanları da size de destek olur siz gördüklerinizi çaldığınız zaman. Şimdi bunu söyle. Yani eğer o benim o iyi niyetimi, o benim açıklamalarımı farklı yerlere çekmek isteyen varsa valla buyursun çeksin. Ama emin olun ben dün neysem bugün de yarın da ben adaletin yanında olacağımı da bilin. Sadece Adana Demirspor hakkını savunmayacağım. Her maçtan sonra verdiğim demeçlerde de bakın Allah aşkınıza Göztepe maçından sonra bir bitim ve kendi kalemize gol attıktan sonra röportaj verdiğim zaman ben Göztepe taraftarlarına mesaj verdim. 0-0 iken futbolcularınızı niye yoruyorsunuz? Yorulamayın. Çünkü bu camianın Süper Lig'de olmaya ihtiyacı var. Yani bu takım düşerse ne olacak? Doğru mu bunlar diye taraftarlardan, kendi Göztepe taraftarlarından rica ettim. Şimdi böyle düşünen bir insanın farklı düşünmesini beklemeyin. Yani ben o gün ben Beşiktaş'a tepki göstermedim ki son maçta. Ya da Beşiktaş taraftarına tepki göstermedim ki. Allah aşkınıza bir elinizi vicdanınıza koyun ya. Yani bu açıklama yapan mı suçlu ya? Şimdi golü atıyoruz, VAR'a gidiyorsunuz. Doğru. Vargas'ın o fauldür, kabul ediyorum. Ama Kaan'a yapılan daha aynı pozisyon. Ve gol attırırken ikisi de yerde. Ona niye VAR'a gitmiyorsun? Allah aşkına bir dönün sorun. Niye? Peki Gökhan İnler'in penaltısı. Ya penaltı. Hadi hakem görmedi. Olabilir. Gözdür bu. Göz kayması başkanımın dediği gibi. Ama VAR nasıl görmez ya? Nasıl görmez? Sayın Başkan. Anlayayım. Hakemi çağır VAR'a o zaman. Çağır. Sayın Başkan siz kendiniz de söylediniz Ahmet Nurçevi benim abimdir diye. Son gol. Son gol biliyorum. Ya, seyredin ya Allah aşkınıza ya. VAR pozisyon. Bir metre falan. Dün akşam herhalde Şampiyonlar Ligi'nde atılan bir gol var. Hem rakip takım hem kendi oyuncunun önünü kapattığı bir gol var. Onu da seyretmenizi öneririm. Yani böyle bir takımın hakkı yenmesin. Benim maçtan sonra yaptığım açıklamada ben üçüncülük sıramı korumuştum. Korumuştum. Ama niye ikinci olmayalım? Ya da niye birinci olmayalım? Ya da alttan gelecek Hatay'ın ya da Beşiktaş'ın ya da Fenerbahçe'nin niye ikinci olmasın yani? Benim itirazım bu Aykut Beyciğim. Sayın Başkan. Benlikten düşme potasında olan bir başkan olarak belki daha fazla bağırabilirdim. Ama öyle değilim ki. Sayın Başkan zaten siz yayına bağlanırken de ifade ettiniz. Ahmet Nurçevi benim dostumdur, abimdir. Koskoca Beşiktaş camiası bizler dostuz. Birbirimizi de severiz dediniz de zaten. Bunu söylediniz. Olabilir dediniz. Haddimi aştım.
koskoca Büyük Beşiktaş camiasında da ben özür dilerim dediniz ve zaten özür dilediniz. Aykut Beyciğim, özür diliyorum. Yani onların işlerine karışmak gibi bir durum söz konusu değil. Aynen. Yani gayet yari mi gelin oraya gitmesi. Ben de oraya Ertan'ın da biraz şeyle evet seneye Şenol Güneş hayırlı olsun dedim yani. Ama Ahmet Bey de dedi ki o zaman dedi Montella da Trabzon'a gidiyor, Balotelli de Juventus'a gidiyor dedi. Derken Sayın Başkan koptu mu? Mümkündür. Gülerek söyledi yani, tabii ki. Gülerek söyledi. O da espriyle. Espri yaptığını biliyorum. Montella da Trabzon'a da gidebilir. Balotelli Juventus'a değil, Beşiktaş'a da gidebilir. Aynen. herkesin bir alıcısı var. Vegas. Ama netice itibariyle Montella giderse çok sevdiğim, çok beğendiğim bir hoca. Giderse hocası kalacak halimiz yok. Giderse hoca alacak. Peki, güzel oldu Sayın Başkan. O konuda bakın. Buradan da herkese sesleniyorum. Yani benim niyetimin çok iyi anlaşılması lazım. Yani benim öyle sadece Adana Demirspor hakkını savunan bir başkan da değilim. Benden korkmanız da gerekmiyor. Benden çekinmeniz de gerekmiyor. Ben özgürce inandığım şeyleri söylemekten de çekinmem. Hiç kimseden de çekinmem. Konuşmam gerekiyorsa da konuşurum. Onu da biliyorsunuz Aykut Beyciğim. Doğrudur. Hiç kimseye de eyvallahım da yok bu noktada. Yaptığım hatadan da dönmesini de bilirim. Beşiktaş'ın işlerine karıştıysam evet doğrudur. Özür de diliyorum. Daha önce Fenerbahçe'den de özür dilemiştim Balotelli olayından dolayı. Hatta ben taraftarlarıma söylüyorum. Bana özür dilettirmeyin lütfen. Yaptığınız bir hatadan dolayı ben özür dilerim. Özür dilemek küçülmek demek değil. Özür dilemek beni yüceltir, küçültmez. Bunu bilen bir insanım. Şampiyonlar Ligi'yle ilgili bir şey söyleyeyim. Peki. Yani mesajlarımı iyi algılasınlar. Aslında ben buradan Sayın Nihat Özdemir'in de önünü açıyorum. Sayın Merkez Hakem Komitesi'nin başkanının önünü de açıyorum. Otur, birleşin, Süper Lig kulüpleri başkanlarına sorun. Şeylerini alın, isteklerini alın ve onları da potanın içine koyun. Güllük gülistanlık bir şekilde bu ligi bitirelim ve önümüzdeki yılda daha güçlü girelim. Bakın daha güçlü girelim. Yoksa hangi hakeme atarsan ata. Yani şunu söylemiş bir adamım. Hiçbir hakem için rezervim yok benim. Her hakeme atayabilirsin. Bunu söyleyen başkan var mı? Her başkanın muhakkak kabul etmediği bir iki tane hakem var. Ama bende problemli olan hakemi de atayabilirsin demişim diyen bir insanım ya. Ama o günkü hakemin olayları, ya kusura bakmayın yani bu insanları çileden çıkartma operasyonudur. Bakın bu Türk futbolunun altına dinamit koymaktır. Yani bunu söylerken beni disipline kuruna verip bana ceza verseniz ne olacak? Ama bunlar gerçekler. Önce bu gerçekleri, gerçek olan sorunları ortadan kaldıralım. Bunları da el birliğiyle kaldırabiliriz. Bencilce hareket ederek değil, kendi takımını düşünerek hareket ederek değil ya da konumunu düşünerek hareket ederek değil. Sayın Başkan, önemli ifadeler bunlar, hakikaten tarihe geçecek açıklamalar. Serdar Kelleci ve Serdar Sarıdağ'ın da takımla ilgili birkaç sorusu var. Zaten her şeyi özetlediniz. Serdar Kelleci sorabilirsin. Ben önce bir şey daha ifade edeyim. O gün Akaşgül'le ilgili hala Türk futbolunun içinde parmağı var diye var. Onu da söylüyorum. Hemen haber de geldi. 49 dakikalık. Maşallah ağa babaları ona bilgileri aktarmışlar galiba ama eksik aktarıyorlar. Yanlış aktarıyorlar, yanlış aktarıyorlar. Benim Instagram'da 45 dakikalık ona verdiğim bir cevap da var. Kimle ilgili? O verdiğim cevabı herkes iyi dinlesin onu. Onu anlayamadık Sayın Başkan. Kimle ilgili başkan? Hakan Şükür'le ilgili Türk futbolunun içinde parmağı var Hakan Şükür'ün derken. Bazı menajerlik şirketleriyle bağlantısı var derken. Oradan hemen Amerika'da gösterirken de ama herhalde Almanya'da şimdi. Almanya'da yaşıyor galiba. Oradan hemen cevabı vermiş. Ben de ona 45 dakikalık Instagram'dan bir cevap verdim ona. Onun da seyredilmesini istiyorum yani. Onu da dinleyin yani. Peki Sayın Başkan. Serdar Beyciğim. Serdar Kelleci. Murat Bey, öncelikle tebrik ederim kurduğunuz takım için. Yani çünkü Adana Demirspor maçlarını izlemek keyif veriyor. Ama benim anladığım kadarıyla üzüntünüz daha çok bir hedef var. İkincilik hedefi diye bir hedef koydunuz galiba ki bu maçın yansıması biraz değişik oldu kulüp üzerinde. Peki Adana Demirspor Şampiyonlar Ligi ön eleme oynarsa transfer politikası nasıl olacak? Bir, hedef ne gerçekten Adana Demirspor'da? İkincilik hedefi var mı şu anda?
Buna ne kadar yakın görüyorsunuz şu an? Şimdi ben hem geçen sene hem de bu ligin başında ben söylemiştim. Bizim hedefimiz bu sene ilk 10. Ama ilk 10 içerisinde birincilik de var, ikincilik de var, üçüncülük ve dokuzluk ve onculuk da var. Ha olursa yok demeyiz. Oraya doğru gidebilirsek niye gitmeyelim? Hakkımızla ve alın terimizle. Şimdi sen benim 2 puanımı çalma kardeşim. Bırak oraya gidebiliyorsan da gideyim. Niye gitmeyeyim yani? Futbolcuların emeklerine yazık. Futbolcular Şampiyonlar Ligi'ne gittiği zaman, bir de kadromuzu güçlendirdiğimiz zaman, iyi bir noktaya geldiği zaman hem şehir faydalanacak, hem Türk futbolu faydalanacak, hem de futbolcuların da fiyatları da artacak, ona göre değerli hale gelecek. Yani illa ilk ikide bitirelim diye bir iddiamız yok. Hedefimiz ilk 10. Ligde kalmak çok önemli bu yıl. Ama ikinci olursak niye yok diyelim? Yok denir mi buna Serdar Beyciğim? Ne olacak peki? Şampiyonlar Ligi oynarsa, ön eleme oynarsa transfer politikasında yeni bir Balotelli gelecek mi? Niye gelmesin? Yani şimdi daha lige çıkmış bir takım bu oyuncuları transfer edip getirebiliyorsa, David Luiz gibi, Del Ali gibi, Hulk gibi bunlar gündeme geliyorsa, herhalde Şampiyonlar Ligi'ne kalırsak ona göre de politikamızı ona göre değerlendireceğiz, yapacağız yani. Tabii gidip orada rejim olmak istemeyiz yani. Teşekkür ederim. Serdar Sarıdağ yoksa sorun başkanı uğurlayalım. Başkanım, var mı? Kısa var bir mı şey sorun? Söyleyeceğim. Başkan Serdar Sarıdağ ben. Merhaba Serdar. Sayın Başkan, bu hakemlik performansı konusunda, VAR performansı konusunda herhalde Türkiye'de canı yanmayan kulüp yoktur. Herkesin canı yanıyor. Ben de şunu söyledim Sayın Başkan. Yani bu Kulüpler Birliği bir araya geldiğinde bu sorunu çok kolaylıkla çözebilir. Sizin maçtan sonra söyledikleriniz de çok önemli. Ve ben ciddiye alıyorum onları. O tür yapılanmaları hepimiz duyuyoruz. Ama mesela Beşiktaş'ın Hatay maçında Montero'nun bir kenara çekilip attığı bir gol vardı Beşiktaş'ın. Belki o golde sizin bu son tartıştığınız Beşiktaş maçındaki Balotelli'nin eğilmesi pozisyonu gibi bir pozisyondu. Belki o golde verilirse belki Sergen Yalçın bugün takımın başındaydı. Yani neticede bu kritik hatalar olmasa belki de sizin pozisyonunuz da çok farklı yerde olabilirdi. Belki başka takımların da pozisyonları çok farklı yerde olabilirdi. Kulüpler Birliği'nde hani bu konuyla ilgili maçtan sonra söylediklerinizi gündeme getirmek ister misiniz gene orada? İkincisi, bu televizyon olayı çok konuşuldu başkanım. Şimdi birincisi merak ediyorlar. Televizyon çalışıyor mu çalışmıyor mu onu çok merak ediyorlar. Bir de gençler sizi çok seviyor. Sosyal medyada ben takip ediyorum. Gençleri bu konuda bir mesaj vermek ister misiniz? Şimdi, yani evde maç seyredince televizyonu atmayın gibilerinden. Hatay maçındaki pozisyonla bizim pozisyon olabilir. Yani her takım muhakkak canı yanmıştır. Ben canı yanmamıştır demiyorum. Doğru. Kesinlikle canı yanmıştır. Ama şimdi ben mesela hiç gündeme getirmedim. İstanbul'daki Beşiktaş maçında, 3-3'lük maçta yine bahsettiğiniz oyuncunun ikinci sarı karttan oyundan atılması gerekmiyor muydu? Mesela o maçı hatırlıyor musunuz? Evet. 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 Maçı hatırlıyoruz. Hatırlıyoruz. Ama sesimizi çıkartmadık yani. Olabiliyor bu maalesef bu gibi şeyler. Evet. Yani 3-0 yenilmiş olsaydık o maçta 90. dakikanın sonunda hepiniz bilmiyorsunuz demezlerdi herhalde. Bizi de alkışlayarak göndereceklerdi yani. Hatta ben şey söylemiştim. Ya kardeşlik bir puan alana kadar mıymış acaba dedim. Canları sağ olsun dedim yani. Ama hakikaten Beşiktaşları seviyoruz. Bizim Adana'da bir sporları da seviyor. Ama maalesef her iki taraftan da 2-3 kişi çıkıyor böyle. Ortalığı geliyor yani. Onları engellemeye çalışıyoruz. Ben bütün verdiğim mesajlardan net. Sizlerden ricam program sonrası bir benim attığım tweetlere bakın. Bir Instagram'da verdiğim mesajlara bakın. Orada daha net görülecektir. Yani ben bir iddiayla ortaya çıktım. Herkesin ikinci takımı olmak istiyoruz. Yani bu iddiayla ortaya çıkan bir başkan hiçbir takımı karşısına almak ister mi? İstemez. Niye? Yani Adana Demirspor'un benden önce diyelim ki Ankara Gücü'yle problemi varsa ben geldikten sonra ben Ankara Gücü'yle bir problem yaşanmasını istemem. Tam tersine taraftarları da bir ayrı getiririm. Onları da barıştırmak için elimden geleni yaparım. Bunları yapmamız lazım. Televizyona gelince o televizyon orada seyretmeye de devam ettim. Devam ettim yani merak etmesinler. Orada da sayın valimiz de yoktu. Kimse de yoktu. Sadece Büyükşehir Belediye Başkanımız vardı. Birkaç tane de milletvekili arkadaşlarımız vardı. Onlar da Adana'nın netice itibariyle yani Adana'nın hakkı yenmiş. Adana'nın hakkını savunurken sinirlenmişim. Bu yüzden de bütün kamuoyundan da özür diliyorum. Kusura bakmayın. Yani bazen duygularına insan hakim olabiliyor. Yani bazen duygular hakim adam da öldürebiliyorsun. Ama Allah göstermesin bir daha öyle bir şey olmasın diye dua ediyorum yani normal.
Peki, bunu da o anki strese versinler yani. Ama bütün hem Beşiktaş taraftarlarına hem bütün taraftarlara hem de Adana Demirspor taraftarlarına şu mesajım olsun. Futbol kardeşliktir, futbol sevgidir, futbol hoştur. Onun için lütfen birbirimizi kırmayalım. Birbirimize sosyal medya üzerinden hakaret etmeyelim. Klavye delikanlılığı da yapmayalım. Karşı karşıya söylemeyeceğin lafları öyle parmaklarının eliyle de yazmaya kalkma. Adana Demirspor taraftarları için de söylüyorum ve bütün taraftarlar için söylüyorum. Klavye delikanlı yapmayalım, birbirimizi kırmayalım. Dönüp aynaya birbirimizi, oraya yazdığımız şeyleri dönüp aynaya kendinize bakın. Kendinize söyleyebiliyorsanız o zaman her şeyi yazabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Herkese çok teşekkürler. Herkese selamlar. Çok sağ olun samimi açıklamalarınız için. Ağzınıza sağlık. Çok sağ olun Sayın Başkan. Teşekkür ederiz Başkan. Çok sağ olun. Ben ediyorum, iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun.